Herkese selamlar arkadaşlar. Konsol Üstüne hoş geldiniz. Ben Murat Sönmez. Bugün sizlerle Xbox One X'in kutu açılışını yapacağız arkadaşlar. Çok güzel böyle simsiyah bir kutuyla beraber geliyor arkadaşlar. Project Scorpio, Xbox One X'in Project Scorpio Edition'ı bize inceleme için geldi. Teşekkür ediyoruz. Bu sefer kendim buldum, kendim aldım serisine bir video daha eklenmedi. Öyle olacak diye düşünüyorduk ama öyle olmadı arkadaşlar. Dediğim gibi baya güzel böyle simsiyah bir kutuda geliyor. Hani alışığız ya, kutuların böyle üzerinde hep oyun resimleri olur vesaire. Bir sürü alengirli renkli renkli şeyler olur, görseller olur. Bunda hiç öyle değil. Çok böyle aslında elegant gözüküyor arkadaşlar. Şimdi şurada bir sticker var. Türkçe arayüz görüyorsunuz siz de. Türkçe arayüzümüz olduğu yazıyor. Yan tarafta da burada işte 1 TB hard diskin olduğu, 4K Ultra HD'nin olduğu, HDR'ın olduğu yazılıyor. Çok sade, acayip sade bir kutu tasarımı var. O yüzden de bayağı bir hoşuma gitti aslında. Öbürlerinde olduğu gibi bundan önceki Xbox'larda da öyleydi. İşte hangi oyunlar var vesaire bir sürü şeyler koyuyorlardı. Bu sefer onu yapmamışlar. Belki de Project Scorpio olduğu için öyledir. Şimdi hemen açmaya başlayalım arkadaşlar kutumuzu. Şöyle içinden ilk başta şöyle bir şey çıkıyor. Nedir bu? Bu da çok şık yapılmış bu arada. Bu da gayet güzel yapılmış. Bir Xbox Live Gold. 14 günlük ücretsiz deneme koduymuş arkadaşlar bu. Şöyle bir şey çıkıyor. Arkasında kodu var. Bir de Game Pass. Bu da bir aylık Game Pass şifresi veriyor. Bir aylık Game Pass'e üye oluyorsunuz ki orada da ne var biliyorsunuz, 100'den fazla oyunu indirip oynayabiliyorsunuz Game Pass sayesinde. Ondan sonra devam etmek istiyorsanız da parasını vereceksiniz. Burada da yine kaç adımda, 5 adımda Xbox'ın nasıl kurulacağına dair bir şema var. Oldukça basit demek ki kurulumu. Şöyle güzel. Yani bunların hepsi şuradan çıkıyor. Yine çok şık bir kart hazırlamışlar. Bayağı kendini böyle gerçekten çok güzel bir şey almış gibi hissetmeye başlıyorsun kutuyu açar açmaz. Hemen şöyle yapayım. Şunu bir çıkartayım önce. Büyük kocaman bir kutu var. Açtığınız zaman içi aslında gördüğünüz gibi çoğunluğu boş. Sadece buradan bir şey çıkıyor. Bu standı çıkıyor. Xbox'ın. Bu dik biliyorsunuz ama dik durması için de bunu veriyorlar. Tek başına dik tutmayın, mutlaka ayağını kullanın diyorlar. Bunu buraya bir koyalım, orada bir dursun. Ondan sonra yanda bir kutu daha var. Onu da çıkarayım. Hatta ben şunu da çıkarayım. Ondan sonra bu kutuyu bir yan tarafa bir koyalım. Şöyle bu da çıksın. Neler varmış? Bunlar da çıksın. Ondan sonra kutumuzu masadan alalım artık. Şimdi ben bunu daha önce açtım arkadaşlar oyun yüklemek için. Ama sonra aynen paketledim. Onu da söyleyeyim. Açmış gibi yapıyorsun falan demeyin. Açtım ben bunu. Baktım. Ondan sonra inceledim. Ama yine aynen kutuladım. Onu söyleyeyim. Şimdi şurada enteresan bir şey var. O dikkatimi çekti. Bir içerisinden bir tane kitapçık çıkıyor. Kitapçığa baktığım zaman aslında Xbox One X kitapçığı olmadığını görüyorum. Çünkü Kinect bağlantısı ondan sonra gösteriyor. Ondan burada şey var. Power Brick var şema içerisinde. Ki artık Power Brick yok biliyorsunuz. Yani bu eğer alan olursa bu kafaları karıştırmasın arkadaşlar. Bu Xbox One X için yapılmış bir prospektüs değil. Kullanım kılavuzu değil. Kafalarını karıştırır insanın. Bence onu bir an önce yenisini yapmaları lazım diye düşünüyorum. Ben bile şaşırdım çünkü Power Brick'i görünce lan yoktu içinde falan diye. Bakıyorum kutunun içerisinde acaba bir şey mi göremedim diye. Ondan sonra farkına vardım ki aslında dediğim gibi Xbox One X'in değil.
Bir tane power'ımız çıkıyor. Power kablomuz çıkıyor artık. Çok şükür. Çok şükür arkadaşlar. Sadece büyük aşama ile bir sadece bir power kablosuna en sonunda geldik. Eskiden nasıldı? Eskiden şurada gördüğünüz brick, power brick diye adlandırılan zımbırtı vardı. Bunu artık demek ki bunun içine koymuşlar. Tebrik ediyorum. Sadece zannedersem Xbox 360'ın ve Xbox One'ın power bricksiz bir versiyonu var mıydı hatırlamıyorum. Xbox ilk Xbox'ta yoktu diye hatırlıyorum. Ondan sonrakilerin hepsinde bu power brick'i kullandılar. Eğer ki 360'ın elitlerinde falan çıkartmışlar mıydı hatırlamıyorum öyle bir şey ama sanıyorum çıkartmamışlardı. Yani senelerdir ilk kez power bricksiz bir Xbox One, Xbox konsolu oldu. HDMI çıkıyor. HDMI'yı açmamışım. Açmayayım. Bu HDR destekleyen bir HDMI kablo. Bu HDMI kabloların hepsi de HDR desteklemiyor. O yüzden buradan çıkan kablonun üzerine belki bir şey yapıştırmakta fayda olur. Çünkü bir sürü HDMI kablo var bizde. Sizde de öyledir diye tahmin ediyorum. Bu çabucak karışabilir diğerleriyle. High speed yazıyor gerçi üzerinde ama yine de belki üzerine bir işaret koymak da fayda var. Çünkü HDR bütün HDMI kablolar HDR desteklemiyor. Bazıları karışabilirse ulan bu HDR'a ne oldu diye düşünebilirsiniz. Evinizde 4K televizyonunuz varsa tabii. Kontrolör çıkacak. Bu da kontrolörün sanıyorum prospektüsü. Buradan iki tane de pilimiz çıkıyor. Pili şimdi şuraya koyayım. Şunu da açayım sonra da önce konsola bir bakalım. Çok şık arkadaşlar, bir tane kontrolör var, buna birazdan geleceğim. Şu kaplamaları falan çok kaliteli olmuş. Hemen ona da birazdan tekrar geleceğim. Şu kutuyu da şuraya koyayım. Koyamadım. Şuraya koyayım. Şimdi gelelim ana menüye. Açalım. Xbox One X. Zaten oradan fark etmişsinizdir ne kadar küçük bir cihaz olduğunu. Herhalde anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Masanın üzerine ilk koyduğum andan itibaren. Ben şimdi hemen bir karşılaştırma da yapacağım sizlere. Şimdi bu Xbox One'ın Scorpio Edition'da şöyle üzerinde bir kaplama var. Böyle nokta nokta piksel gibi bir kaplaması var. Bildiğim kadarıyla standartta bu yok. Siyah. Çok çok şık. İlk kez seneler sonra ilk kez böyle şık bir konsol yaptı Microsoft. Tebrik ediyorum. Buralarda havalandırması. Yine böyle alt tarafında da elinize sürdüğünüz zaman o kaplamanın dokusunu hissedebiliyorsunuz. Böyle pürüzlü bir dokusu var. Yukarı tarafta o yok ama. Mat olması güzel. Parmak izi, şurada bir tane ufak parmak izi kalmış ama parmak izi tutmaması açısından mat olması da güzel olmuş. Bu konsol şu ana kadar piyasada olan Nintendo'nun konsolları dışında en küçük konsol. Xbox ailesinin en küçük konsolu bu arada. Aynı zamanda sanıyorum PlayStation Slim'den daha küçük mü bilmiyorum ama sanıyorum ondan da küçük. Aslında bu böyle tek başına duruyor ama adamlar koymayın demişler. Şimdi ben karşılaştırabilin diye size bir tane de şuradan ilk Xbox One'lardan bir tanesini göstereyim. Xbox One Slim yok maalesef elimde. O yüzden onunla bir karşılaştırma yapamıyorum ama şunu şöyle üzerine koyduğumda aradaki farkı zaten çok rahat bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi bu iki cihaz arasında yaklaşık kaç sene var? 3,5 sene mi var? Öyle bir şey var. Yani 3 senede gelinen durum bu. Buradan buraya gelindi arkadaşlar. Yüzey olarak da kalınlık olarak zaten hiç mukayese edilmez. Aynı zamanda yine yüzey olarak da şöyle göstereyim size. Şöyle buradan da bir bakın. Yani bunun neredeyse %60'ı gibi bir şey.
Xbox One'ın. Xbox One S'de tabii ki bu daha küçüldü. O da olsaydı elimizde onunla da bir karşılaştırırdık. Şimdi bir de Pro var elimde. Onu da bir koydum buraya. Bu da Pro. Pro'nun da üzerine şöyle koyalım. Pro'dan da yine bayağı bir küçük. Ön taraftan baktığınızda da aslında yükseklikleri, kalınlıkları arasında çok büyük bir fark yok ama yine de Xbox One X PlayStation Pro'dan da şöyle bir yaklaşık bir %30-%40 gibi daha küçük bir hacme sahip. Hemen şöyle göstereyim onu da. Bu da böyle dik dursun. Bunu da böyle yanına koyayım. Gördüğünüz gibi aralarında böyle bir fark var. Pro'muzu bu tarafa alalım. Şimdi bunun üzerinde neler var? Ona geçelim. Bir kere dediğim gibi çok şık. Tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel. Hoş bir, göze hoş gelen bir tasarım olmuş. Ön tarafta açma kapama düğmemiz var. Artık dokunmatik değil. Tebrik ediyorum. Yine onda da tebrik ediyorum. Çünkü biliyorsunuz özellikle temizlik esnasında bu açılır. Evde de yoksunuzdur siz. Evde gitmişsiniz işe. Temizlik esnasında bu böyle toz alınırken bir açılır. Siz gelene kadar çalışır. Ben kaç tane eskiden şeyden de Xbox 360'dan da öyle yanan bir tane konsol olmuştu. Şimdi bu sadece dokununca bakın çıt. Bak. Sese bak. Şu sesi duyuyorsun. Güzel. Dokunmatiğe girmemiş olmaları iyi. Burada bir eject düğmesi var. Burada bir kontrolörle işte senkron için bir düğme var. Bunu da böyle görünür bir yere konmaları iyi olmuş. Çünkü ben Xbox One'da devamlı onu arar dururdum nerede olduğunu. Çok da kullanmadığım için cihazı. Onun hemen yanında bir tane USB 3.0 var. Ön tarafa da ön panelde de USB koymaları gayet güzel olmuş. Şurada bir Xbox logosu yine kabartmalı bir şekilde görüyoruz. Arkasına geçelim şimdi. Arkasında neler var? Power'ımız var. HDMI out var. HDMI in var. Biliyorsunuz bu satellite işte uydu cihazlarını falan buna bağlayabiliyordun Xbox One'a. Buna da aynı şekilde hala o anlayış devam ediyor. İsterseniz kablolu yayını tabii Türkiye için konuşmuyorum ama dijital televizyonunuzu Amerikalılar buradan takıyor. Buradan da HDMI out'u oluyor. İki tane daha USB var. Bir tane SP diff var şey için, ses için. Ondan sonra bir de uzaktan kumanda için IR out var. Aslında çok bir şey değişmemiş Xbox One X, Xbox One diğerleriyle. Sadece artık Kinect bağlantısı yok arkadaşlar. Bu cihazın üzerinde. Zaten Kinect'i de artık üretmeyeceğini söyledi biliyorsunuz Microsoft. Artık üretmediği cihazı da zaten niye buraya koysun? Elinizde de Kinect varsa onu da USB'den buraya takmak için ayrı bir aparat almanız gerekecek. Bir de tabii ki network kablosu için bir yer ayrılmış. Başka söyleyebileceğim bir şey burada pek yok. Çok küçük donanım içerisindeki donanıma göre hayli küçük bir cihazla karşı karşıyayız ve çalıştırdım ben bunu. Ses olarak da gerçekten hiç sesi çıkmıyor. O konuda da iyi iş başarmış Microsoft. Son derece sessiz çalışan bir cihaz. Şimdi ben bu konularda çok kazmayımdır. Bakalım bunu buraya takmayı becerebileceğim mi? Şöyle yapayım. Doğal bir yeteneksizliğim var arkadaşlar bu konularda. Gerçekten yapamıyorum. Ki şu anda da sanırım yapamadım. Aslında basit gibi gözüküyor ama. Tık etmesi gerekiyor mu acaba bir şey? Muhtemelen. Çünkü şu anda daha daha dengesiz durmakta. Dur ben bunu bir yapayım geri döneceğim. Evet, sanırım yaptım ama yani gerçekten aslında bu ayak olmadan daha
daha dengeli duruyor bana sorarsanız ama ben herhalde yapamıyorum ya. Dur biraz daha deneyeyim. Evet, böyle galiba arkadaşlar. Yani baktığım zaman tek başına durmasından daha sakat oldu ama bayağı bir uğraştım. Öyle bir sanki bir yerden böyle tık sesi gelecek gibi hissediyor insan ama gelmiyor bir ses. Herhalde demek ki böyle duruyor bu. Aslında böyle daha iyi duruyor, öyle söyleyeyim yani. Neyse, buna bir bakalım da. Bu arada onu takarken şurada bir ayrıntı fark ettim. Takmaya uğraşırken daha doğrusu. Şurada Hello from Seattle yazmışlar. Üzerine bir imza atmışlar aslında yani. Güzel olmuş. Şimdi şu telefon nereden çıktı? Şuraya koyayım. Gelelim kontrolöre. Kontrolörlerimizi şöyle bir alalım. Tabii ki şey olarak farklı değiller birbirlerinden. Aynı. Dizayn olarak bir fark yok yani. Her tuş aynı yerde duruyor. Bunun da yine bir kaplaması var üzerinde. Aynı bunun üzerinde bulunan kaplama bunun üzerinde de görüyoruz. Bir de burada Project Scorpio demişler. Tuşlar aslında birbirlerinden çok farklı değil. Sadece burada renkler yok. Tuşların üzerindeki son çıkan kontrolörlerde de galiba S kontrolörlerinde de böyleydi galiba. Tam hatırlamıyorum. S'im olmadı çünkü hiç. O yüzden tam bilemiyorum ama üzerinde renkler yok burada olduğu gibi. Onun dışında bütün şey aynı. Birbiriyle eş, sadece daha tuttuğun zaman üzerindeki kaplamayı elinde hissedebiliyorsun. Fena olmamış. Burada yine aynı piksel burnun üzerinde olan gibi bir nokta bir kaplama var. Son derece güzel. Ben bunun kullanımını açıkçası bundan daha rahat buldum. Psikolojik midir artık bilmiyorum da özellikle şu tetikler bunda biraz daha rahattı. Rahat kullanımı. Güzel olmuş yani bu da. Paketin içerisine dahil. Evet arkadaşlar, bunlar çıkıyor. Sen nesin acaba? Onu seni sonra göreceğim ben. Bunlar çıkıyor arkadaşlar. Xbox One X aldığınız zaman kutunun içerisinden. Şimdi bunun arayüzünü göstermiyorum. Çünkü arayüzü zaten diğerleriyle tamamen aynı. Donanım dışında yazılım olarak diğerlerine hiçbir farkı yok bu cihazın. Ama nasıl bir performans gösteriyor onu da bir sonraki videoda arkadaşlar Assassin's Creed üzerinden bakacağız. Orada PlayStation Pro ile de bir karşılaştırmasını yapmayı düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.